Bulgaristan'dan Romanya'ya geçiyoruz şu an. Dar bir köprü. Gidiş geliş tek şerit. Bizim bütün tırca abilerimiz bu yolu kullanıyorlar. Biz de bu yolu kullandık bakalım. Bu köprü araştırdığıma göre yine Sovyetlerden kalma bir köprü. Malum işte. Sovyetlerden kalmayan ne var ki? Her şey kaldı bak. Savaş çıktı. Yine kendi aralarında savaşıyorlar. Nehir büyük olduğu için köprüde bayağı bir uzun sürdü. Bakalım ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Bu köprü haricinde diğer sınır geçişlerinde böyle çok az sayıda böyle vapur taşıyacak ve vapur diyorum ya arabayı taşıyacak vapurlar var. Onları da tercih ediyorlar ama şu an değil, polis şerbesi var, inşallah kendimiz takarız. Böyle 10-15 araba kadar kapasitesi olan tekneler var. Onlar da karşıdan karşıya geçiş sağlıyorlar. Hele de bu araba kantara girdi. Bizlik bir durum. Yok, kantar tekniği var geçiş. Hoppacık. Oh! Oh! Köprüyü geçtik şimdi. Sınır şimdi. Yoktur diye düşündüm ama varmış yani. Sınır var da polis kontrolü varmış. Ne yapalım, yarım saat bekleyeceğiz. Evet, Romanya için Vinyeta'mızı aldık. Vinyeta'mızı yazıyor şu zaten sol tarafta. Vinyeta aldık. Paramızı döndürdük. Vinyeta da böyle bir şey. 14 kaç? 4 euro verdik. Otoban, motoban, her şey ücretsiz. Ama Bulgaristan'dan Roma'ya geçerken de sigorta geçersizmiş. Bizden yine birazcık para aldı yavşak. Neyse. İdare edeceğiz şimdi. Ver elini Romanya. Bir Sovyet treni daha. Bu Sovyet kelimesini çok sevdim ben ya. Gidiyor, bay bay. Burası Romanya'nın girişi. Trafik gitgide çoğalıyor. Enerjisi varmış, ona geldik. Şimdi havalimanında tanıştığım bir abi vardı, onu bekliyorum. Geldikten sonra yemek yiyeceğiz, seni birazcık gezdireceğiz ama hava çok soğuk, buz kesti. Tabii ki arabamız da burada. Yine bir yer bulduk. Kimse park etmeye ben park ettim ama ayrılmıyorum tabii başından. Ne olur ne olmaz diye. Evet Emir abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? İyi çok şükür, sen nasılsın? İyi çok şükür, Allah'a şükür. Emir abi benim havalimanından tanıştığım bir abim. Sağ olsun beni vallahi bu zamana kadar bekledi. En az 100 saat beklemiştir, belki hakkını helal et. Yok sorun değil. Allah. Nasılsın abi? Eyvallah, çok iyiyiz.
Allah. Allah. Bukarest'in girişi çok trafikti. Dur. Bir saatte seni böyle bekledik ama kusura bakma ya. Sen yalnız geldin mi? Ben tek geldim abi. Aynen. Türk araba, araba Türk plaka. Ha, tamam. Ülkenin. Tamam abi, sonra görüşürüz. Evet, Emir abi beni dönerciye getirdi. Buranın en meşhur dönercisiymiş, kalabalık. Kaç paraya geldi? Bir porsiyon. Euro. Euro olarak 3 4 6 7 ha. Lan 4 tane döner koymuş. Et döner, giriş döner, tavuk döner ayrı. Evet. En sağdaki ne oluyor? Tersinde en sağda bir şey. Ha, tamam. Evet, burada yeni araba alanlar kendisini belli ediyor herhalde. Bilmiyorum ki, bak kırmızı plaka görürseniz, tabi gelirseniz görürsünüz. O zaman yeni araba aldığını anlayabiliyorsunuz. Mesela bu arabanın ki normal. Evet, abimin içindeyiz. Bir Türk dükkanımız var. Emre Baklava. Abi buranın ismi neydi? ABM'nin ismi? ABM'nin ismi San Plaza. San Plaza ABM'nin ismi. Gayet değişik. Orta alanları değerlendirmişler bizimkiler gibi. O Estonya'daki en büyük AVM ile buradaki AVM arasında dünyalar fark var. Burası gayet büyük ve dolu, yani boş dükkan yok. Kırk altı saniye. Evet, elektronik sigara satan dükkanımız. Şimdi bana kart alacağız. Yarın gezeceğim birazcık. Gigabyte, yüksek olan bir kart alacağız. Ama nerede bilmiyorum, Emir abi götürecek. Şimdi bana sim kart almaya geldik. Sim kart alacağız. Günlük 30 GB'miş. Bakalım. Emir abi konuşuyor şimdi. Ne konuşuyorlar acaba? Burası merkezde mi kalıyor abi? Merkeze uzak mı? Merkez. Tam merkez burası. Merkezde aynen. Parlament binasıymış. Parlament. Merkeze çok yakın. Baya da büyük, ihtişamlı. Yolun başından direkt belli oluyor zaten kendisi. Sol tarafta hep barlar, gece kulüpleri, bistrolar, hatunlar, hepsi burada. Evet arkadaşlar, burası da Bükreş'in doğusunda kalan ve diğer kapısı, ikinci kapısı da Fransa'da bulunuyormuş. Yarın da burayı gündüz gözüyle gelip bakarız. Evet, gördüğümüz kiliseyi yaptırırken devlet halktan bayağı bir laf yemiş. İşte 600 milyon dolar işte buna parasını şey lehi verilir mi, halk aç, halk ölüyor, sağ. Ondan sonra demiş size ne, ben yapacağım, sizin için yapıyorum hesabı. Böyle inşaat devam ediyor, 9. yılına girmiş inşaat.
Adana köprü başındaki kanal gibi bir kanal var. Uzanıyor. Herkes de Gucci'den tut Armani'ye, ama Giorgio Armani'ye, ACY2'ye kadar her şey var. İlla kırmızı biteceğiz burada. Kırmızıda geçen sene yayaya bile ceza varmış Romanya'da. O küçümsediğiniz Romanya var ya işte. Burası da valilik binasıymış. Onlarda vali kavramı var mıydı onu bilmiyordum ben ama varmış. Bu da eski bir yapı tabii ki. Yine içtik bir caddenin üzerine kurulmuşlar. Bu da tam valilik binasının karşısında Ceç Bankası. Ceç Bankası yine Romanların kendi bankası. En büyük bankasıymış. Öyle söyleyeyim daha doğrusu. Bir de bunun gibi yalılar var, yalılar. Hep Makedon mafyaları var, yaşıyormuş, almışlar zamanında. Ve çok fazla varmış. Hani Romanya'da Makedon'un ne işi var diyoruz ama gelmiş abi, izin vermişler. Evet, bu da Almanya bağlantılı bir bankaymış. Burada polis var, niye bilmiyorum. Bayağı özel harekat gibi polisler var. Burada da bir şekerlemeci var, kurabiyeci mi nedir? Evet, tavuk dönerimizi aldık. 44 lirayı yapıyor. Yaklaşık 9 dolara tekabül ediyor. O da 140-150 lira arası bir para yapıyor. Menü gayet büyük ama işte her zaman dediğim gibi Türk parasına çevirmeyin. Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bu gördüğümüz kemer 1878'de 1. Dünya Savaşı'nda Romenlere adamlar atan yapılmış. Her sene işte yılbaşına girmeden bir ay önce 1 Aralık'ta tam ortadan geçecek şekilde askeri konvoy böyle karşı taraftan bu tarafa doğru geçiş yapar atan zafer kutlaması yapıyorlarmış. Bu kapının bir tanesi daha. Yani aynısının ikincisi diğer kapı olarak düşünün. O da Fransa'daymış. Evet, yine değişik bir yerdeyiz. Sürpriz. Burası Bükreş'in merkezine yakın. Ama arabayla tabii yakın. Yürüyerek gelinmez, otobüsü vesaire gerekiyor. Gayet büyük bir park var. Adını unuttum. Zaten internete yazarsanız çıkar. Onda gelmek isterseniz yani, bilmiyorum. Bomboş, hava soğuk diye kimse yok. Büyük ihtimalle burası yazın dolu olur. Şurada da böyle oba oba yerler var içeride. Onlar da büyük ihtimalle yemek falan satıyorlardır. Bir tek o girişteki, ileri girişte bir yer var, orası açık. Orada kahve mahve, bira falan satıyor, başka hiçbir şey yapıyor. Öyle değişik bir yer. Evet, iyi akşamlar. Şimdi otele geldim. Yarın sabah erken kalkıp 6-7 gibi kalkıp Köstence'ye, Constanța'ya diğer ismiyle oraya gideceğim. Orası bu Romanya'nın sahil kesimi. Orada da bir 2 gün ya da bilmiyorum, belki de bir güne sığdırırsam akşam çıkarım yola. Oradan İstanbul yoluna artık dönüşe başlayacağım. Varna, Burgaz, oradan Edirne, Edirne'de bir ciğer, sonra İstanbul. Bu akşamlık bitti işim. Artık istirahate çekileceğim. Başka bir şey yok. Görüşmek üzere. Günaydın. Bükreş'ten sabah kalktım 7'de. Constanța'ya doğru gidiyorum.
Köstence. Türkçe okunuşu. 17 L'yi verip bu köprüden geçeceğiz şimdi. Yine altımızda Tuna Nehri var. Malum. Tuna Nehri bu Bulgaristan, Romanya, Moldova buralara uzanıyor, geçiyor. Toplamda 1000 kilometre yakın bir uzunluğu var. Ve geçtik. Çift şerit gidiş geliş var ama bugün teke düşürmüşler. Ortadan da demir yolu geçiyor. Şimdi Mecidiye'ye gidiyorum. Mecidiye diye bir şehri var. İlçe veya şehir bilmiyorum, bakacağız. Bundan sonra Köstence'ye. Arkadaşlar merhaba. Sizlere Konstantin'den selamlar getirdim. Kalacak yeri buldum. Booking'ten Kısimalla. Cisimalla veya nasıl okunuyorsa. Geldim. Böyle bir yer. Dışarısı çok soğuk. Oba minik bir yer. Küçük bir tuvaletimiz var. Ve güzel bir oda. Süper. Biraz dinleneyim. 5-10 dakika sonra falan çıkarım dışarı. Konstantin içinde görüşmek üzere. Evet, merhaba. Ben böyle dalga görmedim. Konstanta sahil. Limana çok yakın burası. İnşallah rüzgarı anlaşılıyordur. Merhabalar. Evet, neredeyiz? Köstence Kral Camii. Bayağı büyük yapmışlar. İçine birazdan gireceğim. Merhabalar. Aşırı rüzgar var. Sesim inşallah iyi geliyordur yine. Aynı şeyi söylüyorum ama. Merhaba arkadaşlar. Şu an Köstence City Mall. Köstence'nin en büyük AVM'sindeyim. Maske çıkarmıyorum. Hakikaten laf yapıyor. Her dükkanın içinde de bir tane güvenlik security var. Security diye bağırsan hemen gelirler yanına. Şu an geziyorum. Dışarıda kar var. Bükreş'ten Köstence'ye gelince kadar kar içinde geldim. Buradan Varna'ya geçeceğim. Yarın sabah gitmeyi düşünüyorum. Yarın sabah işte. Bakalım. Varna'da kar varmış bayağı bir fazla. Yoldaki duruma göre bir yerde yine konaklayabilirim. Hiç belli olmaz. Bakalım, turumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, günaydın.
Sabah uyandım, her taraf kar. Köstence'deyim. Buradan Varna'ya geçeceğim. Varna'da hava sıcaklığı buraya göre bir 4-5 derece daha fazla. Varna'ya dün kar yağmış ama bugün yağmamış. Yani ve yağış oranı daha az gözüküyor. Arabayı zor çalıştırdım, malum eski araba. Ondan sonra şu an şehirden çıkmaya çalışıyorum. Karın etkisiyle trafik var, her ışıkta trafik var. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne olacak göreceğiz. See you. Varna yolu. Merhabalar. Şu an Bulgaristan Varna Sea Garden. Buradayız. Yine Romanya'dan gelirken Bulgaristan, yani Varna'nın girişinde hemen. Şimdi aşağıda bir yol var, upuzun. Buranın manzarası çok güzel. Boylu boyuna uzanıyor.